En'am suresi 76. ayet. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim ile ilgili anlatımına devam ediyor. Girişteki ayet, birinci ayetimiz Hazreti İbrahim'in geçtiği. İkinci ayet yine Hazreti İbrahim ile alakalı. Şimdi geldik üçüncü ayete. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ Üzerine gece kararınca, perdeleyince, örtünce فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ Bu gündüzden geceye geçişi güzel ifade eden bir ayet. Gecenin onun üzerini örtmesi. Bunun böyle lamba söndürür gibi ansızın olmayan bir şey, bir süreç olduğunu iyi ifade ediyor. Gece onun üzerine kararınca, perdeleyince, örtünce şeklinde anlamlar verilebilir bu cennet için. Ra'a kavkaben bir kevkep gördü. Diyor Allah Azze ve Celle. Kavkab, Arapçadaki ifadesiyle bir gezegen demek. Gece üzerine kararınca bir gezegen gördü. Muhtemelen bu kararma esnasında, yani cenneyle ifade edişi Cenab-ı Hakk'ın gecenin içine girmişsiniz artık kapkaranlık olan bir zamandan ziyade tam da o geçiş, kararma, karardığı vakit örtme, perdeleme, güneşi artık filtrelemeye başladığı bu bildiğiniz gibi bir süreçte gerçekleşiyor ve adım adım artıyor. Gecenin o üzerine karardığı vakitte beliren bir gezegenden bahsediyor. Bu bence iyi bir ifade. Çünkü bu gece karardığı vakit gözüken şey tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi çoğu zaman gezegendir. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا Yıldız diyebilirdi Cenab-ı Hak, yıldız demiyor. Gecenin karardığı o vakitte böyle bazen başka bir şey mi herhalde, niye bu kadar parlak gökyüzünde bir şey var diye şey yaptığımız o bir gezegen. Ra'a kavkaben bir gezegen gördü diyor Allah Azze ve Celle. Kale demiş ki Hâzâ Rabbi bu yani bu çıkan şey onun ne olduğunu bilmiyor. İlk gözlemi bu anlamda. İlk defa gece geçiriyor değil ama ilk defa böyle bir bakışla böyle bir gözlem yapıyor. Böyle bir arayışla öyle diyelim. Veya birkaçıncısı ama gecenin karardığında gördüğü bu gezegen onun dikkatini çekti ve aslında aradığı anlaşılan çünkü Rabbini biliyor ama bunun bu mu bu mu dediği bir yerde Rabbinin olması gerektiği hususunda aklederek vardığı sonuçlar var ama o kim? Beni var etmiş olan, gökleri yeri var etmiş olan bunu Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu gözlemi esnasında Cenab-ı Hakk'ın ihbarıyla görüyoruz ki demiş ki bu benim Rabbim. Kâle dedi ki hâzâ bu çıkan şey Rabbi benim Rabbimdir. Ona belli ki baktı, baktı, baktı. Felemme efela bir süre sonra o kaybolunca kâle dedi ki La uhibbul afilin. Kaybolanları sevmiyorum. Bu bizim ayetimiz burada da sonlanıyor. Bundan sonra devam edecek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu gece içerisindeki şeyi ve gündüze dönen tarafıyla. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu parlayan gezegeni Rabbi diye işaretlemiş. Sonra da onun kaybolmasından yola çıkarak böyle kaybolan şeyleri sevmiyorum. İfadenin sonunda
birden çoğula döndü ifade. Bize Hazreti İbrahim Aleyhisselam belki arada diğer o esnada çoğaldı onlar, arttılar. Ama bunların hepsinin biri diğeri gibi olduğunu, bu yıldızlar kümesi anlamında biri diğerine benzeyenler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam hepsinden vazgeçti. Ben kaybolanları sevmiyorum dedi. Muhtemelen diğerleriyle de karışmış olabilir. Efele kelimesi kaybolmayı ifade ediyor. İlla batmayı ifade etmiyor mesela. Batarak da kaybolabilir, problem yok. Ama gökte bir bulutla kapanması, kapanarak da yerinin teşhis edilemeyeceği şekilde, ne bileyim, diğerlerinin öne çıkıp artık onlardan, o da onun gibi, bu da onun gibi dediği yerde artık Hazreti İbrahim Aleyhisselam o ilk kararma esnasında gözünü alan büyüleyici son derece parlak yıldızı değil de karanlığın içerisinde nice yıldız görmeye başladı muhtemelen. Ve dolayısıyla da bunların hepsinin içine alır bir ifadeyle kaybolanları sevmiyorum dedi. Kayboldu, ben bu kaybolan yıldızı sevmiyorum şeklinde tekil bir cümleyle bitirmedi. Kaybolanlarla işim yok benim, kaybolanları sevmiyorum. Çoğula yönlendirdi ifadesini ve öyle anlaşılıyor ki gezegenler de yıldız gibidir gökyüzünde, öyle gözükürler. Gezegenler, yıldızlar hepsiyle ilgili hükmünü böylece vermiş oldum. Bu bir sonraki şeyde, ayette ay ile tanışması, ay apayrı tabi gökyüzünde, bambaşka, farklı, onu yepyeni bir teoreme veya yepyeni bir varsayıma itecek diyelim, yepyeni bir yargıya itecek. Ama dikkat ederseniz bir yargıda bulunuyor. Böyle bir yargıda bulunmasına onu yönelten bazı etmenler olabilir. Ama bunu test ediyor. Yani bu yargısını test ediyor, ne kadar doğru. Bu insanoğlunun önüne açılmış bir süreç. Yani insan varsayım kurabilir. Yani varsayalım ki bu diyebilir. Veya ilk etapta bunun öyle olduğuna dair bir değerlendirmede bulunabilir. Ama onun akleden yanı bunun gerçekliğini test etmeye yönlendirecektir onu. Çünkü Yüce Yaradan onda değişik mekanizmalar var etmiş. Mesela kuşku dediğimiz şey. Aklıma bir de şöyle geldi, düşündüm baktım öyle değilmiş diye. Çoğu fikrimizden rücu ettiğimiz olur. Hangisinde karar kılarız? Yargımızı başlatmışızdır, test ederiz, sarsılmaz. Test ederiz, sarsılmaz. Başkalarına sunarız, onların karşı çıkışları, onları da değerlendiririz. Yine kanaatimiz sarsılmaz duruyorsa yargımız bize eşlik edecektir. Eğer öyle sonuna kadar eşlik eder, kırılmadığı, yıkılmadığı sürece. Bir sene sonra biri geldi, farklı bir şey söyledi ve hakikaten sizin o yargınızdaki dayanağınızı fikren çökertti, çekti altından. Artık siz ona bir senedir ben böyle diyorum, şimdi o kadar bir senedir şöyle dedim, lafı değiştiremem. Bunu erkeklikle, kişilikle, şahsiyetle ilişkilendirmek ancak Cenab-ı Hakk'ın test ettiği bir düzenek oluverir. Çünkü Allah Azze ve Celle Hakk'a olan vefamızı, sadakatimizi ne kişiliğimizle, ne milliyetimizle, ne bileyim başka hamiyet perver duygularla ilişkilendirmememizi, Hak her şeyden üstün olduğunu, bunu Hak tarafında olabilmek adına gerekirse sevdiklerini kaybetmeyi, varlığını kaybetmeyi, hatta canını kaybetmeyi göze almayı öğretiyor. Çünkü Hak mutlak surette her şeyden üstündür. Bu sebeple Resulullah'a tabi oldu o günkü müminler, kendi o baskıcı statiko ortamlarına rağmen Hakk'ın üstünlüğü galebe çaldı. Çünkü mutlak surette her şeye baskındır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir ifadede bulunması, üstelik yaşı da küçük ve bu ilk gözleminde böyle bir şeyde bulunması da masumane gözüküyor. Eğer tam da ayette Cenab-ı Hakk'ın anlattığı gibi sahici ele alıyorsak, çünkü bazı kesimlerde, bazı müfessirlerde bunu sahici ele almaktan imtina ettiler. Dediler ki yakışmıyor bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. Efendim çocuk yaşında daha Cenab-ı Hakk'ı yeni yeni tanıyor falan. Hayır dediler, bu uygun düşmez. İbrahim gibi bir Allah'ın peygamberine kalkıp gökteki bir gezegene, üstelik devamı da var bunun, hani orada da durmuyor, böyle demesi uygun değil.
O zaman bunu bir senaryo olarak görmeye adandılar. Şimdi bir şey olduğu gibi kabul etmiyorsanız, o zaman nasıl kabul edebilirimin yollarını arıyorsunuz. Bu kez de iş şeye dönüyor. Artık belirleyici olan taraf, buyruğun yani sahibi, karşı taraf değil. Siz karşılayan taraf nasıl karşılamak istediğinize karar veriyorsunuz. Vay, bu anlamıyla ben bu ifadeleri kabul edemem. Peki nasıl istersin? Bu sefer kendi alternatifler koyuyor. Şöyle anlamlı olursa ben bunu kabul edebilirim. Şimdi bu yaklaşım bizim hadis ilminde tevil dediğimiz, uzlaştırma dediğimiz, telif dediğimiz bilimin kendi içinde var olan ve meşru bir yaklaşım. Sebep oradaki lafızlarımız şey lafızlar değil. Resulullah'ın ağzından çıkan lafızlar değil. Orada raviler üzerinden alıyoruz lafızları. Bu ravi farklı lafızlarla aynı olayı anlatıyor. Diğer kanaldan diğer ravi farklı lafızlarla olayı anlatıyor. Öteki kanaldan diğer ravi farklı lafızlarla anlatıyor. Dolayısıyla lafızlara bağlı nüanslar çok önemli olmuyor. Müşterek manaya yöneliyorsunuz ve burada ravinin algısında kusur ihtimalleri de sizi acaba şöyle anlayabilirimin önünü açıyor. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın sözünde öyle değil ki. Ha, meal üzerinden gidiyorsanız tıpkı hadisteki gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Çünkü artık karşınızda duran lafızlar Cenab-ı Hakk'ın değil. O mealcinin size rivayeti, okumuş ayeti, ayetten anladığını size hedef dilde bir yeni kendi kurduğu bir dizgiyle, yeni kendi seçtiği kelimelerle ifade ediyor. İşte meal derslerinde biz okuduğumuzda her bir rivayet diğerlerinden farklı oluyor ayetin rivayeti. Orada da bunu yapabilirsiniz. Yani o ayetin eğer Arapçasıyla temasınız yok ise, ya bu acaba mealcinin anlayışı mı diye diğer mealciler üzerinden bunu test edebilirsiniz. Eğer elinizde mealin dışında bir şey olmadığını varsayın, kaynak metin kaybolmuş gibi varsayın, bu kez mealcinin yanlış anlama ihtimali masanızda kalacaktır. Tabii pek çok mealcinin aynı şeyi söylemesi bu ihtimali zayıflatır. Ama üç mealci böyle dedi, bir mealci şöyle dedi, dörtte bir oranında diğer mana masanızda durur bir seçenek olarak, alternatif olarak. Şimdi ama burada Cenab-ı Hakk'ın sözleriyle karşı karşıyayız ve burada orijinal metinle karşı karşıyayız. Cenab-ı Hakk'ın kurgusuyla, kelime dizgisiyle karşı karşıyayız. Ve Allah Azze ve Celle وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا diyor. Kim söz bakımından Cenab-ı Hak'tan daha doğrusunu söyler. Başka bir ayette وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا kim anlatım bakımından Cenab-ı Hak'tan daha doğrusunu anlatır. Şimdi kavil bakımından, söz bakımından da en doğrusunu ifade edeceğini, anlatım bakımından da en doğrusunu ifade edeceğini söyleyen Cenab-ı Hakk'ın sözlerini böyle başka anlamlar oluşturup lafzı böyle kaldığı halde diğer anlamlar üzerinden anlamaya kalkmak cüretli bir iş ve bir o kadar da tehlikeli bir iş. Burada yapılan, benim hatırladığım bazı tefsirlerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu sahneyi sahici yaşamıyor. Kavmiyle iç içe, kavminden yıldızlara tapanlar da var, doğaya tapanlar da var. Bu yıldızlara tapanların arasında bu benim Rabbim diyor. Sonra bekliyor, o kaybolunca ah kayboldu, ben de kaybolanları sevmem diyor ve onlara bu mesajı veriyor. Yani gördüğünüz gibi kayboldu o, tapılacak bir varlık olsaydı kaybolup gitmezdi. Bunun arka planında benim Rabbim her zaman benle beraber olmalıdır inancı ve beklentisi var. Bu demek ki fıtratımızda olan bir şey. Ve bunu insanlar da, tabii bu senaryo üzerinden gidiyoruz, makul karşılarlar. Onlar da ya İbrahim öyle dedi, hakikaten kayboluyor, bir sürü çoğaldılar da zaten. Bunlardan Tanrı falan olmaz dedirtmeye getiriyor onlara. Olabilir mi? Yani buna dair elimizde bir karine yok. Kavminin arasında İbrahim şeyi gördü, yani bir iki kelimeyle bu hemen sağlanabilirdi. Cenab-ı Hak görünürde İbrahim'in sahici yaşadığını vehmeden böyle bir algı oluşturan ifadeyle başka bir şey anlatmış olmaya kalkışması da
niye o zaman öyle yaptı dedirtiyor. Yani eğer bir ifadeyi siz daha iyi kuruyorsanız, yani sizin dediğiniz anlamla, o zaman Cenab-ı Hakk'ın ifadesi niye sizinki gibi değil sorusu ortada kalır. Yani Allah böyle demek istiyor dediğiniz zaman, o zaman öyle deseydi derseniz. Söz gelimi geçenlerde mesela, ey Resul, ya eyyuhar Resulü, belliğ, tebliğ et. Mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana her ne indirildiyse, her ne indiriliyorsa. Ve in lem tefaal, ve eğer yapmaz isen, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. O takdirde risaleti, onun risaletini tebliğ etmiş olmazsın. Bunu anlam olarak, yani eğer tebliğ etmez isen demek istiyor dediğinizde, o zaman Cenab-ı Hak derdi ki وَاِنْ لَمْ تُبَلِّغْ, eğer tebliğ etmez isen فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, risaletini tebliğ etmiş olmazsın. Gerçi oluşan paradoksun farkına varıyorsunuz. Yani tebliğ etmezsen tebliğ etmiş olmazsın. Buradan çık git. Gitmezsen gitmiş olmazsın. Şunu söyle. Söylemezsen söylemiş olmazsın. Gibi ne dediği belli olmayan, bir çocuğun bile kurmayacağı bir cümleye dönüşüyor. Ama değil mi ki Resulullah'ın bunu yapmasını tebliğin bir parçası haline getiriyor ayet ve bunu beğenmiyor. O takdirde Resulullah'ın dini hayatını devre dışı bıraktığınızda risalet eksik hale geliyor. Buna yanaşmadığı için o zaman feale aslında burada bellaga anlamında. O zaman Cenab-ı Hak öyle söyleseydi, bir ifadenin daha doğru şekli varsa Allah Azze ve Celle ondan bir derece nakıs olanını kullanmamıştır. Ondan daha sadığı olmaz çünkü. Eğer öyle bir iddiayla gelirseniz siz Allah'tan daha doğru sözü söylemiş olursunuz. Cenab-ı Hak ve in lem tefal diyor. Zaten ve in lem tubelliğ olsaydı da ortadaki o duruma da ne diyecektik? Ne demek istiyor Cenab-ı Hak elçisine? Tebliğ et, tebliğ etmezsen tebliğ etmemiş olursun. Bunu herkes bilir. Tebliğ etmezsen tebliğ etmemiş olursun. Git, gitmezsen gitmemiş olursun. Aranızda böyle cümle kullanan var mı? Evladım içeri gel. Bak gelmezsen gelmemiş olursun. Güler hemen ondan sonra. Acaba bir şey mi diyecekti der. Sonra bakar ki bir şey dememiş oldu. Dönelim ayete tekrardan geri. Felemme efela, kaybolunca. Şimdi felemme garuba demedi Cenab-ı Hak. Üstüne yüklenip yorum yapabiliriz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın seçtiği bir fiil ve onun seçiminde en doğru mana vardır. Ya ha batarsa, ha kaybolursa demiş. Aynı şey. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Bunu insanların sözleri için kullanabilirsiniz ama Cenab-ı Hakk'ın sözleri için bunu yaptığınızda Cenab-ı Hak da öyle gelişine konuşuyor. Gelişine kelamını, ifadelerini oluşturmuş gibi olur. Halbuki öyle değil. Allahu a'lemu bima yunazzilu. Allah ne indirdiğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla da sözlerin tamamıyla arkasındadır ve dikkat edin, burada efeleyi kullanmış. Kur'an'da başka bir yerde var mı efele? Varsa da çok enderdir yani. Ama batmayı kullanmadı Allah Azze ve Celle. Ben buna bağlı düşündüm mesela. Yıldızın batması, o beliren ilk yıldızın batması, belki geometrik olarak da yani uzayda o yıldız battıktan sonra, eğer ilk o beliren yıldızı batıncaya kadar bekleyin, ondan sonra da bir ay gördü diyeceksiniz sırada. Bu muhal oluverecek belki. Yok öyle bir şey belki. O yıldız semayı dolaşacak batması, batıncaya kadar. Allah Azze ve Celle onu diğer yıldızlar içerisinde kaybeden, kaybetme anlamında yahut bulut arkasında kaybeden yahut hangisiydi diye kaybettiği, ki o da en çok yaşanan şey, bir süre sonra diğer emsalleri çıkınca kayboldu. Benim de uçak mesela hala gökte, bir süre sonra kayboluyor. İzini sürüyorsun, sema ufku geçmiş olamaz. Ama sizin gözünüzün ufkunu geçiyor artık onun ışıltısı. Allah Azze ve Celle özenli bir kelime kullanmış. Demeye belki benim yorumlarım isabetli değil. Daha çok daha önemlisini, önemli bir karşılığı olabilir bunun. Vardır da böyle iman ederek Cenab-ı Hakk'ın sözünün muhkemliğine dayanmak mı? Yoksa ya ha öyle diyor, ha öyle diyor. İşte gelişine. Bazen de o zaman yanıltıyor.
Yani işte seyahate gönderin diyeceği zaman mesela bizi birdenbire şaşırtıyor. İlk anda dövün diye anlayacağımız bir kelime kullanıyor. Sonra ancak aramızdan çok ileri derecede zekası bulunanlar çıkıp asırlar sonra meseleyi hal edebiliyor tırnak içinde. Yani bu hal etmek dediğim çözmek anlamında değil. İşini bitirmek anlamında. Zaten onların hal etmeden hiçbiri çözüm değil. İşini bitirmek ve ortada anlamsız bir duruma dönüştürmek. Allah'ın elçisinin anladığı, elçi sonrası sahabenin anladığı, muhacirlerin, ensarın. Kâle lâ uhibbul âfilîn. Dedi ki ben kaybolanları sevmiyorum. Meal derslerimizin başından itibaren hep Cenab-ı Hakk'ın söylediği sözün literal anlamı, görünür anlamı, adına ne korsanız, ilk plandaki duran anlamının esas alınması, tevhile, mecaze, ne bileyim sağa sola kaçmamayı hep ilke edindik. Dolayısıyla bendeniz Allah'ın elçisi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayette Cenab-ı Hakk'ın anlattığı şekliyle tam da bunu sahici yaşadığını düşünüyorum. Rabbimin tam da söylediği şekilde bize doğru anlattığına inanıyorum. Bir yorum ile bunun aslında insanlar içerisinde onlara göstermek için yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Cenab-ı Hak insanlara göstermek için Hazreti İbrahim kurgu yapmaya çalıştığında bunu anlatmakta zorlanmıyor. Gitti onları kırdı diyor, döktü, büyüyü bıraktı. Onlar gelince sordular, büyük yaptı dedi. Diyaloglar, konuşmalar, her şeyden haber veriyor. Adamların kendi içlerindeki düşünceleri varıncaya kadar, yani sadece görünürden değil, onların kendi iç konuşmalarına varıncaya kadar bizi ortamdan, eğer ortamla ilgili ortam ortasında bir bilgi veriyorsa bunu söyleyebiliyor. Burada niye söylemediği, öyle demediği halde öyle anlamaya zorlayalım kendimizi? Bunun için ayetin kendisinde açık bir karine olmadan bir peygamber böyle olamaz. O doğuşundan itibaren böyle şey olmalı. Yani sanki o bilgiyle doğmuş olmalı. Hiçbir bu anlamda yanlış olamaz. Hele böyle bir yanlış asla söz konusu olamaz. Şeklindeki kişinin hatta atasını, onun atasından önceki atasını kutsayan böyle bir nesil anlayışı onları buna zorluyor diye düşünüyorum. Böylece Cenab-ı Hak öyle dese de aslında böyle demek istiyor demeye getiriyorlar ki bu kanımca hiç uygun değil. Kâle lâ uhibbul âfilîn. Evet. Müfessirin ayetle ilgili yorumlarına geçelim. Fe. Bu ifade ayetin girişindeki fe bizi öncekiyle güçlü şekilde bağlıyor. Yani Allah Azze ve Celle ilk ayette İbrahim'in Azer'e, babası Azer'e demeliyiz. Sen bir takım putlardan ilah mı ediniyorsun? Bunlar saçmalık. Ben seni de kavminde apaçık bir dalalet içerisinde buluyorum derken yanlışı açıklıkla ifade ettiği. Ve dedik ki bu tıpkı kelime-i tevhiddeki gibi önce yanlışa yanlış demek. Belki de şöyle yorumu da yapabiliriz dedik. İlk önce yanlış gözümüze batıyor. Bir şeyin önce yanlışını öğreniyoruz. Yanlış olduğunu görüyoruz. Bir şeyin yanlış olduğunu görmemiz o şeyin an itibariyle hemen doğrusunu bildiğimiz anlamına gelmeyebilir. Pek çok şeyin yanlış olduğunu bildiğimiz halde doğru çözümü bilemiyoruz. Mesela bir matematik düşünün, bir soru oluyor. Bunu adam çözdüm diyor, yok yanlış diyoruz. Sen çöz, ben de bilmiyorum ama senin çözdüğün doğru değil. Bazı yine çok ileri zekalıların şöyle mantıkları var. Çözümünü sen biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman benim çözümüm doğru. Niye? Nereden çıktı? Seninki yanlış. Ama o zaman çözümüne ben bilmiyorum dersen gördün mü? Bak benimki doğru. İyi o zaman ben de bir çözüm uydurayım. Yani madem ki gizem bilinmiyorsa benim çözüm yegane doğru. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin nice böyle müteşabih ayetleri var. Koyuyor ortaya. Bak işte diyor böyle 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 bir bulgu. Bulgu sabit mi? Sabit. Tamam o zaman gel ben bunu böyle çözdüm. İyi de senin çözümün uyduruk. Hemen öyle derseniz bulguya geri dönüyor. Ama bak niye Allah böyle diyor? Bir takım bulgular. Tamam da o dediğin bulguyla bu dediğin çözüm arasındaki doğrudan ilişki nerede? Bir şeyin açıklanamıyor olması,
Yani doğada olur, şu an için ayetlerde olur, başka bir yerde olur. İlla birilerinin açıklamasının doğru olacağı, herhangi bir uçuk açıklamanın doğru olacağı anlamına gelmez. Bir şeyin yanlışlarını bilebiliriz, henüz doğrusuna vakıf olmuş olmayabiliriz. İlimde böyle çok şey var. Fizikte, şurada burada nice şeyler var. Siz açıklayamadınız, o zaman bak ben açıklayabiliyorum ama demek doğru bir şey olmaz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yanlışı tespit edip açıklıkla, kararlı bir ifadeyle yanlışı babasının yüzüne vuruyor olması doğru. Ama biz bu anda Cenab-ı Hakk'ı biliyor dememiz doğru mu? Bu varsayımın sahipleri, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu sahneyi sahici yaşamadığını, kavmine göstermelik yaşadığını iddia edenlerin bir karinesi bu. İkna ediyorsa bir şey demem. Diyorlar ki, bak arada F var, önceki sahnelerden buraya geçiyor Cenab-ı Hak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, bak ne diyor babasına? Bir takım putlardan ilahlar mı ediniyorsun? Şu halde bu yaptığın şey senin de ataların, kavminin de yaptıkları saçmalık. Demek ki Allah'ı biliyor. Demedi ki öyle bir şey. O sadece onların saçmalık olduğunu söyledi. Henüz Rabbini bilmiyor olabilir. İlla biliyordur anlamına geliyorsa bir şey demiyorum. Bana göre gelmiyor. Onların saçmalık olduğunu tespit etmiş. Yani bunun gerçeğini bilmiyorum ama bu değil noktasından. Sonraki ders devam edelim. Kulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil müminin.